Bu taş çok büyük. Annem bunu görünce gerçekten çok sevinecek. Oh! Şov! Gördün mü? O ata binmeyi çok iyi biliyor. O ata binmiyor. At ona biniyor kardeşim. Hadi acele et. Yoksa annem de bizi aynı şekilde koşturur. Evet. Annem geç kaldığımız için bize kızabilir. Hadi. Anne? Baksana anne, sana ne getirdik? Neredeydin? Neden geç kaldın ha? Neredeydin? Nereye gittin? Nereye gittin Sean söyle. Öğlen oldu ama sen yemeğini bile yemedin. Seni defalarca uyardım öyle değil mi ama? Bana haber vermeden hiçbir yere gitme dedim sana. Neden söz dinlemiyorsun? Dün söyledin. Salı günü de. Hafta sonu da. Ve ondan önce de. Bunu her gün söylüyorsun anne. Ben küçük bir çocuğum. Söylesene nasıl hatırlayabilirim ki? Sakın bundan sonra benimle konuşayım deme Sean. Tamam mı? Git ve yemeğini ye. Öncelikle bu çocukları benimle tanıştırman gerekiyor Ada. Hadi şimdi yanıma gelin. Ben oraya gelmem. Neden? Annem cesaretini gösterme dedi. Cesaret mi? O dediğin cesaret kalbimizdedir. Vardır ya da yoktur. Sean, ona merhaba de. Hadi ellerini yıka, sonra hemen yanıma gel, tamam mı? Abi. Hı? Sean, Carl. Çocuklar amcanız Champanagar'dan bugün geldi. Merhaba deyin. Merhaba. Yoksa senin annen senin güvende olmanı istemiyor mu? Hayır. Annem bana asla engel olmaz amca. Sean. Hadi ama, yemeğin hazır. Kan oğlum baksana, sen yemek yemeyecek misin? Ben sonra babam da yerim amca. Ben artık bir yetişkinim. Yemeği kendim yiyebiliyorum. Annem bana yedirmek zorunda değil.
Karn her zaman benimle yemeği tercih eder abi. Hayır! Hayır! Biz Karn'la çalışmaya başlayana kadar annesi onu kendi elleriyle beslese çok daha iyi olur, değil mi? Hatırlıyor musun Şuşen? Annemiz bize her zaman yemek yedirirdi, değil mi? Evet, hatırlıyorum. Tatlıları yemek için benimle kavga ederdin. Değil mi? Çocukluk böyle bir şeydir işte, değil mi? Dinle Kan, git ve o annene söyle. Seni kendi elleriyle beslesin, yoksa amcam sana kızar de. Hadi git. Anne, bana da yemek yedirir misin anne? Bu amcamın emriymiş. Elbette Karn. Annem sana da elleriyle yemek yedirir. Bunu yapmayacağım. Sean, bundan sonra yemeği kendiniz yiyeceksiniz. Artık 9 yaşına geldiniz. Yemeğinizi kendiniz yiyebilirsiniz. Eğer yemeği dökersen seni döverim. Ona göre şu. Sanırım artık kendi başımıza yemek yiyeceğiz. Rada. Geliyorum.
Evet, Rada bu çocuğu doğurmadı. Onun annesi benim ikinci karım. O zaman bizimle gel. Ama unutma ki bizimle gelmek istiyorsan onu kabul etmen gerekiyor. İkinci oğlun olarak. Hadi Rata. Evet abi. Rada nerede? Rada. Rada, abim seni soruyor. Bakın, bugün bu parayı aldım. Senin oğlun sayesinde kazandım. O harika bir çocuk. Rada, böyle bir çocuğa sahip olduğun için Tanrı'ya çok dua etmen gerek. O cesur bir çocuk. Gerçekten gördün mü? Bu doğru. Onun doğumu benim için bir sürpriz oldu. Çok haklısın. Bu çok doğru. Oradaki herkes bunu gördü. Arabayı sürdü ve bir şekilde durdurdu. Sevgili kardeşim, al ve bu parayı sakla hadi. Bana sorarsan kan bu parayı sonuna kadar hak ediyor Rada. Al hadi şunu. Biz bu parayı kabul edemeyiz abi. Karna bakmak benim hayatımın hatasıdır. Bu çocuğu hiç istemedim. Ama buna mecburdum. Karın neden bahsediyorsun sen? Aslına bakarsan biz bu parayı hak etmiyoruz. Bu doğru değil. Bu toplam hiç iyi değil Suşen. Hepsi çok kötü. Bu yüzden de onları kandırıyorum. Evet, ben kurnaz biriyim, kabul. Ama karının bu parayı almama sebebinin bu olmadığını düşünüyorum. Bunu Sean yapsaydı, eminim ki sen şu an elimdeki bu parayı hemen alırdın Rada. Evet, parayı kabul ederdim. Ama bugün bu parayı kabul edemem abi. Affet beni. Ben kör değilim. Bunu görebiliyorum. Ve sen Sean ve Karn arasında ayrım yapıyorsun Rada. Bence sizin aranızda büyük bir sır var. Yanılıyorsun abi. Eğer bir sır varsa, bu aile içinde olmaz. Dışarıdan gelir. Nasıl yani? Benim demek istediğim... Bu kadar yeter Rada. O sır dışarıdan mı geldi? Peki o sır ne? Unutma ki ben senin abinim Adirata. Bu soruyu sormaya hakkım var değil mi? Benim de bu soruya cevap vermeme hakkım var abi. Lütfen beni affet. O zaman karının böyle konuşmasına izin verme Suşen. Eğer onun gibi bir çocuk anne sevgisini alamıyorsa... Susuz bir çiçek kurumaya başlar. Mis geyiği karnında mis kokusunu gizler. Ama o geyik bunun farkında bile değil. Tıpkı karın Rada'nın ne kadar harika bir oğlu olduğunu görmediği gibi. Ama o geyik karnındaki kokudan dolayı
her zaman ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. O koku olduğu sürece geyik her zaman ölümle yüz yüzedir. Şimdi söyler misin geyik onu nasıl sevebilir abi? Ben de onu asla sevemeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.